Kedi köpeklerimize kurbağa ve kertenkeleden hastalık bulaşabiliyor. Bir parazit, bir nevi parazit var. Bu parazitler kurbağa ve kertenkeleden bizim kedi ve köpeklerimize bulaşabiliyor. Özellikle kedilerde bu oran daha yüksek, köpeklerde daha düşük. Fakat bunları kurbağa veya kertenkele yediği zaman sindirim sisteminden bu parazitler safra yollarına geçiyor. Safra yollarından safra kesesinden de safra kanallarına gidiyor. Burada tıkanmaya sebebiyet veriyor ve zaman içerisinde sarılık ve bir ileri seviyede olduğu zaman da karaciğer yetmezliğine ve ciddi ölüm tehlikesi olan hastalıklara sebebiyet veriyor. Bu konuyu size bildirmek istedik. Özellikle bahçemizde veya kırda gezen kedi veya köpeklerimize dikkat etmemiz gerekiyor bu yönde. Sarılık belirtisi, karaciğer problemleri geçiren hastalarımızda mutlaka bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yakın zamanda bir kedimiz vardı. Kedi ciddi bir karaciğer yetmezliği ve sarılık şikayetiyle bize geldi ve yapılan rutin kolon hepatit dediğimiz karaciğer safra yollarındaki problemlerin enfeksiyonu veya yetmezliği rutin tedaviyle cevap vermediğini bize anlattılar. Ultrasonla kontrol ettiğimizde bizim ise safra kesesi içerisinde parazitleri gördük ve bu parazitlerin araştırmasını yaptık. Türkiye'de 10 sene evvel Van'da bir dışkı muayenesinde tespit edilen bir yayın gördüm. İlk defa kedide biz karaciğerde oluşan bu hastalığı tespit ettik. Ultrason yoluyla kaydını yaptık ve yayınlayacağız. Bu ikinci vakamız Barney. Barney'de bir operasyon için bir operasyon yapacaktık fakat karaciğer değerleri yüksek olunca yaptığımız ultrasonda evet Barney'de de aynı problemi gördük. İlginçtir, Barney dışarıdan her şeyi yiyen, hatta midesinde taş bile var bir yerden, dolayısıyla tam aday. Bahçeden muhtemelen kurbağa kertenkele de yemiştir. Barney'de karaciğer değerleri yüksek, ALT, ST, ALK, P ve bilirubin değerlerimiz yüksek. Bunun özel bir tedavisi var, bütün bir tedaviye cevap vermiyor. Bu parazit alındıktan sonra, daha doğrusu kurbağa veya kertenkele yendikten sonra parazit sindirim sisteminde safra kanallar vasıtasıyla safra kesesine geçiyor. Bir aşağı yukarı 8-12 hafta arasında orada bir olgunlaşma geçiriyor. Bu olgunlaşmadan sonra intrahepatik safra kanalları dediğimiz karaciğerin içerisindeki safra kanallarına göç etmeye başlar. Bu göç esnasında orada tıkamaya ve safra akışının engellenmesine sebep olur ve yaklaşık bir ezinofilik reaksiyon dediğimiz bir alerjik reaksiyon oluşturur safra kanallarında. Ciddi kalınlaşma, buna bağlı olarak gelişen sarılık kaçınılmazdır. Aşağı yukarı 12 hafta sonra da yavaş yavaş karaciğer dokusunun kendisinde fibrozlaşma başlar. Fibrozlaşma, karaciğer dokusunun normal dokusunun özelliğini kaybetmesi ve görev işlev yapamaması anlamına gelir. 1-2 ay sonra da bunun takibinde siroz dediğimiz bir olay gelişir ki bu hayati tehlike taşıyan bizim canlılarımız için bir yorumdu. Bu videodan özellikle şunu size hatırlatmak istedik. Mutlaka bahçenizde, bağınızda, bahçenizde böyle bir kurbağa veya kertenkele popülasyonu varsa ve bizim kedi köpeğimiz bununla uğraşıyorsa mutlaka bu konuya, birinci bu konuya dikkat edelim. İkinci, özellikle karaciğer safra yolları hastalıklarında mutlaka böyle bir hastalığın olduğunu ve bunun normal rutin tedaviye cevap vermediğini, özel bir tedavisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bütün bu hastalıklarda ultrasonun önemi
önemini de aynı zamanda anlatmak istedik. İnşallah başkalarının başına gelmez. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.